Arkadaşlar merhaba, sizden gelen istek üzerine İhlas Holding'in teknik analizini yapacağım. Eğer sizden böyle bir istek olmasaydı bu hisseyi kesinlikle arkadaşlar ben incelemezdim. Çünkü sevmiyorum. Tahtanın bu şekilde hareketlerini kesinlikle sevmiyorum. Niye? Yatırımcısını çok sıkıyor arkadaşlar yani. Sıkıyor, sıkıyor, bunaltıyor. Yeri geliyor al-sat imkanı dahi vermiyor. Bir kuruş aşağı, bir kuruş yukarı günü o şekilde kapatabiliyor. Böyle klasik hareketler var. Bakın arkadaşlar, standart bir çizgi çiziyor. Ben de o kanalda yukarı aşağı, yukarı aşağı yapacağım. Bakın bir kuruş bir kuruş aşağı bir kuruş aşağı, bir gördünüz mü, sağ tarafa bakın, al sat imkanı dahi tanımayacağım diyor. Bu şekilde sıkıyor sıkıyor, sonra kanat getirdikten sonra birazcık fırlatıyor. İşte 15 ne kadar kademe bir bakalım, yanlış bilgi vermeyelim. Evet, %10 %20 yaklaşık olarak 15-20 kademe fırlatıyor. Bu şekilde bir hareketi var. Yani hissenin hareketi bu arkadaşlar. Yani 0,75'te bir maliyeti olan bir arkadaşımız varmış. Onun maliyetine gelir mi? Yani %20'liği yapsa bakalım. %20'liği yapsa evet, maliyetine gelir arkadaşa ya. Yani kar eder misin onu bilemiyorum da yakın zaman içinde bu hareketle maliyetini getirir. Tabi buradan ortalama çekersen kar da yapabilirsin ama hissenin hareketi bu arkadaşlar. Ben sevmiyorum. Çok sevdiğim bir hisse değil ama sizden talep gelince mecburen analiz yapmak istedim. Çünkü insanı kanser eder yani. Ben bu tarz hisseleri genelde sevmiyorum. Ancak gene de vereyim arkadaşlar. Şu anda hissenin değeri 0,60 kuruş. Bu değerde. Yukarıda niye var arkadaşlar? Şu desteğini hesaba katmıyorum çünkü zaten çok yakınında. Yukarıda ne var? 0,66'sı var. Kırması halinde 68'i var. Çok yakın değerler zaten onlar. 0,70 5 hatta 76 değil arkadaşlar. Biraz yukarı kaydırdım herhalde. 75. 0,75'i var. Orayı kırması halinde yapabileceği 0,82'si var. Aşağıdaki yerleri de verelim. Aşağıda hemen bir de isteği var arkadaşlar. Şurası. 0,56. Kırması halinde şurayı da yapabilir. 0,51. Ya hissenin hareketi bu şekilde arkadaşlar. Belki şu zirveleri de zorlayabilir. Yani tepeleme yapıp böyle zirveleri şu şekilde senin o maliyete geldikten sonra aynı hareketleri orada yapıp tekrar bir zirveyi zorlayabilir. Ama zirveden sonra nihai yer ancak şurada olduğu gibi genelde aşağı veriyorlar arkadaşlar. Bir şekilde aşağı veriyor. Bu hissenin tahtanın hareketi bu şekilde arkadaşlar. Yani herkes zaten biliyordur illaki. Bu şekilde sıkıyor aşağı yukarı, sonra fırlatıyor. Sonra orada gene hareket yaptırıyor. Bu şekilde hareketler, sonra yukarı. Sonra kanal zirvesine olduğu zaman, daha doğrusu bu zirveye geldiği zaman ondan sonra aşağı yönlü hareket başlıyor. Hissenin bu değerlerini yazalım arkadaşlar. Yani biraz sabır gereken bir hisse. Yani bu hissede alarm kurmanızı tavsiye ederim. Kesinlikle. Çünkü bakarsanız sıkıntı arkadaşlar. Yani her gün bakarsanız sıkıntı. Çünkü bir kuruş aşağı bir kuruş yukarı. 0,66, 0,68, 0,66, 0,68 bazı insanlara gerçekten şey gelebilir diyor. Hocam çok kısa rakamlar veriyorsunuz da öyle arkadaşlar, bu işte de öyle. Günü o şey o rakamlarla tamamlayabilir yani. Öyle bir özelliği var hissenin. 0,82. Aşağıdaki destekleri ise arkadaşlar 0,56'sı var. 0,51'i var. Yani bekleyip sabırlı olunabilirse maliyetini alırsın, hatta kar da edebilirsin ama dediğim gibi sen herhalde muhtemelen düşerken almışsın, doğru. Hisse bayağı bir kaybettirmiş. Şu zirvelerden alanlar için diyorum. Tabii %40'ını falan, hatta evet %40'ını kaybettirmiş, doğru, %40 kaybettirmiştir falan mantıklı diye düşünmüş olabilirsin. Ya da yukarıdan yakalamışsındır, maliyet düşürmüşsündür, o seviyelere getirmişsindir. Yukarıdan gerekli alıcıyı bulunca aşağı çakıyorlar arkadaşlar bu şekilde, ki öyle bir şey var. Biraz daha sabır gerekiyor. Az kalmış ama hala şunu söyleyeyim. Yükseliş sinyalini alamadım arkadaşlar. Yükseliş sinyali başka şeylerle de testini yaptım ama şu an için yükseliş vermiyor. Muhtemelen bu dalgalanmayı hala birazcık daha sürdürecek gibi geliyor bana. Birazcık daha sabır gerekiyor gibi geldi bana. Allah sabrını artırsın. Başka bir şey demiyorum kardeşim. Allah'a emanet olun. Farklı bir analizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.